Aldıkları ücretler de dudak küçüklattı ama her yarışma formatında haftalık ücretler ödenir katılımcılara bu çok normal bir şey sonuçta e ailelerinden işlerinden projelerinden erteleyerek eksilterek evet. gidiyorlar <laughs> adaya kilometrelerce öteye bir de bunun psikolojik kısmı da var özlem kısmı var e bir de bütün yani, giderleri var insanların insanlarda var dolayısıyla orada o ödemeler çok normal ama tabii bazıları çok yüksek alırken bazıları daha az kazanıyor. En az alan 60 bin lira alıyor mesela. Ayda 240 bin lira yapar. En fazla kazanan haftalık haftalık 60 bin lira mı alıyor? Haftalık 60 bin lira Abi alıyor. Bak, en düşün. az kazanan kişiler. <laughs> 240 bin aylık işime. kazançları var yani. Eğer elenmezlerse. Haftalık 100 verseler? 100 canım. verirlerse 400 Gitmem. bin. Vallahi mi? Gitmem tabii ne işim var Haftada benim Haftada 100 bin liraya Survivor'a gitmez gitmem, misin? Gitmem gitmem hayatım ne işim var benim niye gideyim ya? Ben kendi işimi yapmaktan çok mutluyum kendi işimi. Ama yani benim... bir gitsen ya... ya. Yok canım. Bak ya. ben de gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilal arada... abi düşünsene saç sakal karışmış falan böyle adada. <laughs> Kırmızı e... gözlükleriyle. <laughs> evet bu arada bu arada Nagihan haftada 100 bin lira aldığını bizden duymuştunuz. Turabi haftada 250 bin lira aldı arkadaşlar Survivor'da. Tur abi Adem davet edildi Adem Kılıççı 2018 yılı şampiyonu Adem Kılıç'ı davet edildi adaya ve Adem ayda 350 bin lira istedi ya da dedi 20 milyon liraya bana bir ev alınsın dedi Oo. bu isteği kabul edilmedi eski, Adem şampiyon. De, eski şampiyon diğerleriyle aynı almak istemeyebilir e sonuçta o yüksek alan isimlerin hepsi reytingi getiren isimler Ya evet. bu ne ne diğerleriyle anlara, aynı ben oradaki böcekleri ki? var ya <laughs> Yemin ediyorum sana ızgara ızgaraya böyle ısıtıp ısıtıp orada yeniden ateşi icat ederim yani. Bak evet. o kadar alsa. <laughs> gider miydin Survivor'a sen? Evime 20 milyona falan sen deli misin? Ben orada orayı şeye 60 döndürürüm. 60 liraya gider miydin haftalık? Haftalık 60, haftalık 60, 60 evet. bin liraya mı? Haftalık 60 bin lira... Aramızda hallederiz diyorsun orada. Yani e, Allah olmayanlara versin de haftalık 60 bin değil ama şu 250 bin liralar ve o ev mev falan şartlar kabul edilirse... Çok cazip canım. Bak sana yemin ediyorum giderim oradaki kumlardan bir yatak yaparım sana yemin ediyorum kas tüyü gibi olurum. Acımalı diyor ki yani söylüyor ya maliyeti maliyeti, kalırım, yemin maliyeti bize diyor 15 milyon dolar diyor ya televizyonculukta da e, ticarette olduğu gibi arkadaş. O koyduğun paranın iki mislini, 3 mislini, 4 mislini kazanırsın. Kazanmazsan niye yapasın ki o işi? Niye milyonları oraya dökesin? Bunun karşılığını alıyor ki Acun Ilıcalı O, var. o, o Tabii paraları bu, yüzden, bu, insanlara, bu insanlara veriliyor. Ve bu arkadaşlar, e, bu işte parasını saydığımız arkadaşlar bu programı seyrettiriyor. Tabii. Dolayısıyla Acun Konsey'de öfkelenip daha ne istiyorsunuz derken istediğiniz pa paraları verdim, vermedim mi? demek istiyor. Acun Ilıcalı paralar yarıya indi dese hiç kimse itiraz etmez. Çünkü ciddi ödemeler yapıyor kendilerine. Ben Acun'un oradaki reaksiyonunun parayla alakalı olduğunu düşünmüyorum ya. O ne, daha ne istiyorsunuz? Ne yani, istediğinizde vermedik demek istiyordu. Disipline diye. para da var bozmaya verilen bir tepki e, tabii de işte bana içinde onu ne istersen... Ya dur şimdi parayı söyledim ben Survivor'a yani. gidesim geldi ya. <laughs> Vallahi Ama haklı da. yani hem orada deniz, bir hem güneş. nizamı sağlamak durumunda. Ama Acun ne zaman yükselse reytingler de yükseliyor. Evet. Acun her hafta böyle görebiliriz Acun Survivor, artık. <laughs> Survivor. Acun abi kapısıdır. Bazı isimler Vallahi için. Vallahi çok şanslı oradaki Bazı yarışmacılar. Söyleyeyim için. mi niye? Bak. Bazı mesela için. örnek vereceğim. Evet. Ee, şey Hakan Hatipoğlu. yıllar önce var mısın yok musun yarışmasında orada yarışmacıydı. Hı, -hı. Acun yarışmacılarını aynı zamanda dostu ve arkadaş ediniyor evet. ve yıllarca onlara iş ve popülerlik imkanı şansı da tanıyor. Evet. Muhteşem bir patron ve arkadaş Ama ve dost. Acun Ilıcalı çalışma arkadaşına hep sahip çıkar zaten. Hep, öyle. hep Hep onlara iş imkanı tanıyor. Onların popülerliğini, işlerini Hı. her zaman destek oluyor. Yıllar da geçmiş olsa. Var mısın yok musun üstünden yıllar geçti. Evet. Hala öyle. Hakan Atiboğlu var. Evet. Hala bak projesinde haftalıkta 100 bin lira alıyor şu an. Evet ama Hakan oldu. da Acun'un istediği gibi bir e, çalışan yani her anlamda ondan e tabii yararlanabiliyor. Tabii her öyle ister her ama. Efendi bir insan tabii her Tabii ki uyumlu ver. insanla çalışmak Başarılı ister. insan. Nagihan konseyde diyor ki hepimiz izledik. Acun Bey diyor Mustafa yeni evli diyor ihtiyacı var diyor. Lütfen diyor onu yarışmaya alın diyor. Mustafa'yı yarışmadan bir süre kenara Ne kadar güzel e, kalpli değil mi? Niye? Çünkü yarıştığı sürece para alıyor orada yarışmacılar. E, Anlıyor musun? Yarıştığı sürece para alıyor. Yani evlenmediğin orada... sürece o haftada evet. alacak. Yani Survivor e, profesyonelce yapılan bir yarışma. Herkes için, patron içinde, yarışmacılar içinde ve ilginçtir işte Avatar Atakan e, bir aylığına gitti. Gel ihtiyacımız var. Gel abi ben burada iyi para kazanıyorum demiş Avata. Şey su veriyorlardı değil mi? <laughs> su veriyorlar. <gülüyor> ben <gülüyor> burada ben İstanbul'da ben işim var abi iyi para kazanıyorum. Gel bir dakika, gel abi, Yolda yemek nasıldı? nasıldı? Yemek ne yapıyorduk kendileri pirinç, mi? Pirinç lapa lapa pirinç. Pirinç veriyorlar sana bir avuç pirinç al. O kadar mı? Yani bir tek pirinç. bir, <laughs> bir şey söyleyeceğim <gülüyor> <çok> <gülüyor> ben sana Amerika söylüyorum ben ağzımla balık yakalarım <laughs> o paraya. Hiç o ben o paraları duydum ya tamam fikir değiştirdim. Evet. Böcek, möcek, balık, kuş ne varsa hepsini yiyebilirim yani. Bir de onlara da küle aldırırım vallahi orada. Tahmin etmeyecekleri kadar yemek üretimine girebilirim yani. Ama sürekli yakıyorsun orada, sürekli efor sarf ediyorsun, koşuyorsun. İşte o çok enteresan. Mesela çok fazla beslenemeyip o kadar efor sarf edecek enerjiyi bulmak da hiç kolay bir şey değil. Değil tabii. Tabii çünkü karbonhidrat gerekiyor Kala, vücuda. Beni, bana en çok zorlu gelen şey ne biliyor musun? O yüzden musun? veriyorlar herhalde. Psikolojik haliniz... Orada. Hayatım parayı düşün 250 bin lira 300 bin lirayı 1 milyon Ay, lira 2 milyon ben, lira. Öyle bir noktaya geliyorsun ki A, yeter ama falan diyorsun. Öfke kontrolü yapmak çok zor. bu, şartlarda. arada, bu arada Yunus Emre. En zor kısmı bu bence yarışmanın. Evet Yunus Emre Özden e, yarışmacılardan o sarışın arkadaş daha yeni evlenmişti. Geçen sene yaz, yazın evlendi. Aleyna, Aleyna e, Kalaycıoğlu ve Gizem Yunus Emre'nin etrafında devamlı bir temas hali de var. Yani bir arkadaşlık, yakın arkadaşlık var ama çocuğun suratını okşuyor mesela Gizem öyle bir fotoğraf olması lazım yönetmenim. Aleyna Kalaycı oldu çok ilgili onunla ve bu diğer yarışmacıların özellikle seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. şeyle şeyle Ogeday'la parkurda tartıştı ya şu demin gösterdi. Evet. Tartıştı Tartışma ve bir gerginlik konuşurdu. oldu bence ve birçok seyirciye göre, birçok insana göre bu tartışmada Yunus Emre haklı. Ancak önceki günkü konseyde gece Acun Ilıcalı fena halde haşladı bu tartışmadan dolayı Yunus Emre'ye. Bunun sebebinin de bütün orada kameramanlar, herkes, çalışanlar, teknik ekip Acun'a e, olan biteni taşıyorlar, söylüyorlar. Herkes Yunus Emre'nin kızlarla yakın ilişkisinden Acun Ilıcalı'nın rahatsız olduğu e, söylüyor. Bundan dolayı Acun Ilıcalı e, Yunus Emre'nin çok üzerine gitti konseyde şeklinde ama kızlar ilgi gösteriyorsa çocuk ne yapsın kendini Herkes geri bu çekmesi lazım. Herkes burada Acun Ilıcalı'ya tepki ama. gösterdi tabii yarışmacının fanları ama şöyle bir durum da var Acun Ilıcalı yargısız infaz yapacak bir insan değil. tabii ki e, o yokken ya da set ortamında değilken ona bütün bilgiler aktarılacak. Ak, akıyor, evet. Ama konuşup kendi dinlediğinde eğer haklı bulmazsa bir insana, kim? kim olursa olsun Asla taviz vermez yani. Yani Hanım es Efendi de doğrusu da bu. Ne yapacaksın? Güzel. Çok güzel, güzel. Sağadaki çok beğendim. En sağdaki güzel. Ya, yani çok e otantik bir havası var kadının. Kızlar tabii ki şey olarak yani Yunus Emre'ye arkadaşlık olarak yakın olabilirler ama Acun Ulucan'ın parkurda olan bir şeyde göz göre göre Yunus Emre'ye orada Ogeday atış yapacakken önüne geçiyor. Parkurda olmaması lazım. Beşte oturması lazım Ogeday'ın. Parkurun ortasında onu, onu engelliyor. Ve orada tartışma başlıyor. Tartışmada da bence Adem şey, şey haklı. Bu sarışın arkadaş haklı. Ama Acun öyle bir haşlıyor ki seni buradan gönderirim. Buradaki şimdiki savunman anı olarak kalır anlamına gelen de bir cümle kuruyor Acun. Yani onu yarışmadan gönderebileceğini de ima ediyor bu, Aşk yaşamak yasak mı yarışmada? Mesela diyelim ki birilerinden birileri özel, hoşlandı. Özel, yani özel ilişki kurmak kimse kimseye karışmaz. Yaşayanlar oldu geçmiş kimse, Survivor kimseye Oldu mu? Aşk çıktı tabii mı oldu. Kimse kimseye karışmaz. Oldu tabii çıktı tabii. Hı -hı. Çıktı tabii. En şey Nisan'ınkiydi değil mi? En çok konuşulan. Evet evet en çok konuşulan Nisan'ınkiydi. Nisan hatta devam ettiler sonra bir süre daha. Koç falan gelir zannettiler. Ve bu arada şey gelmeyince ayrıldılar. Adem Kılıççı 2018 yılı şampiyonu. 2018 yılında e, Adem Kılıççı ile çekişiyordu. Turabi son iki ay hastalanmıştı, e, sakatlanmıştı ve Adem şampiyon olmuştu. E, Adem'e e, şeyi sordum. Turabi'nin neden yarışmaya ayrıldığı konusunda hmm. bir fikri olduğu var mı? Senin zamanında da sakatlanmıştı diye. E, Adem Kılıççı 2018'de şampiyon olduğunda e şöyle dedi, abi dedi, sakatlık vs. vesaire bunlar hikaye. Sonrasında yarışmaya gitti biliyorsun dünya şampiyonluk yarışmasına gitti. O yarışmadan çıktı gitti Amerika'daki diğer televizyona yarışmasına katıldı ve birinci, katıldı. Oldu, ve o birinci oldu. O yıl evet. Adem kazanamayacağını anladığında işliyor. bu genelde böyle yapıyor dedi Turabi için. Son iki ay değil son bir ayda sakatlandı diyor dedi 2018'de. Bir hafta sonra da yarışabilirdi. Sadece bireysel mücadelelere çıkmadı. Yarışmadan sonra sakat olan insan tedavi olur. Başka bir yarışmaya gitmez. Ve benzerini bu sene de yaptı dedi. Yani Turabi'nin e, sakat olduğu için bu yarışmadan ayrıldığına e, inanmadığını söyledi. E, ben daha önce de Kılıçı... söylemiştim. Turabi'nin reyting için dahil edildiğini. acunun ricasıyla geldiğini. Çünkü sağlık durumu el vermiyordu normalde. Adam bastonla falan yürüyor. Yani dede gibi duruyor adam. ...gencecik adam. Niye? Sağlık durumu iyi değil. Sağlık durumu iyi olmayan biri niye oraya gitsin? Acun Ilıcalı'nın ricası var ortada. Konu kapandı. Yani. Evet. Direkt, evet. onu sevenler de aynı tamam şeyi söylüyorlar. Tamam abi sen nasıl istiyorsan dedi. Gitti. kısa süreliğine oradaydı. Reytingi getirdi mi getirdi. Çünkü e, televizyonun tam sevdiği bir karakter. Tur abi. Hmm. Çok ya güzel adem. flash manşetler veriyor. Sloganlar yapıyor acayip aksiyon hareketleri var. Ekran evet. sever, yarışmalar sever böyle karakterleri. Ve Adem Kılıççı 2022 yılı finaliyle ilgili Nisa ile finale kalmıştı. Nisa yatarak şampiyon olduğu iddiaları çıkmıştı. Adem performansta birinciydi. Evet. İlk kez konuştu Adem Kılıççı o yarışmanın sonucuyla ilgili kadın şampiyon olmasını en çok isteyenlerdenim. Aynı zamanda başarıların cinsiyeti yoktur, sadece hak edilir. Nisa'nın şampiyon olması bence biraz hakkaniyetli değildi. Fakat benim onunla konuşmama sebebim bu değil. Son mücadelemizde Çekçe bana ettiği sözlerdi. O Çekçe'de ya yaşıyor ya Nisa Pırak'ta. Bir de finale iki gün kala bütün ünlülerle ve influencerlarla sosyal medyada beni kadın düşmanı ilan ettiler. Bir konuşmamdan bir kesit makaslayıp bunu yaptılar. Başlatanlar da onun menajeriydi. O beni. Sen ne diyorsun diyor. abi o şeye? Nisan'ın sözlerine? Adem'in haklıydı. Adem Sadece ben değil, milyonlar öyle söylüyor. Onun tamam, için. sen ne diyorsun? Senin yorumun ne? Bak söylüyor. Yorumum şu. Onun için 2023'te Survivor şey kaybetti. Rating kaybetti. Reytingler çöktü. Acun Ilıcal o zaman dedi ki SMS'yi kaldırıyorum. SMS'i kaldırıyorum dedi. SMS'lerle Nisa birinci oldu. Hı, hı. Adem Sosyal Kılıçı... medyanın gücüyle birinciliği birinci aldı Nisa. SMS'leri kaldırıyorum o zaman dedi. Seyirci geri dönsün diye ve eskileri onun için çağırdı. Peki sizce SMS kalktıktan sonra Survivor'ı etkiledi mi? Etkiledi tabii. Çünkü insanlar Çok dahil olmak de. istiyorlar. İnteraktif bir şekilde tabii. söz sahibiymiş gibi. Aynen. Yani yönlendiriyormuş. Kendi taraftarı olduğu yarışmacıya oy vermek istiyorlar. Ha, mahrum kaldığı tabii. zaman e, seyircinin tadı kaçmış olabilir yani. Ama Çünkü SMS bu SMS'le çok özdeşleşmiş bir e, yarışma formatı. Evet. Yani insanlar tuttuğu, fanatik oldukları e, kişileri desteklemekten haz alıyorlardı. Ama bu işte böyle de olmamda. haksızlık oluyor. Yani Adem Kılıççı'nın e, şampiyon olmaması, e, Survivor hayatta kalma yarıştıysa, en çok SMS alma yarışması değilse, hayatta kalma yarıştıysa, ismiyle, ismiyle bütünse, Survivor e, ona göre neticenin de ortaya çıkması lazım. Adem Kılıççı en çok mücadeleyi veren, fiziki mücadeleyi vereme ve başarılı olansa onun kazanması gerekiyor. Tamam da hep aynı insanlar birinci olursa da sürprizli olmaz. Kimse de merak etmez yani. Farklılıklar da olabilir bazen. Hayır bir de şu var e, sempati diye bir şey var. Yani yarışmalar. seyircinin bağ kurduğu evet. e, performansıyla belki işte Adem e, Kılıç kadar e, neydi Adem Bey kadar çok böyle performans sergilemese de belki oradaki tavır, davranış ve disiplini de başka bir hayranlık uyandırmış olabilir. Yani illa da böyle oturu oturu o performansın karşılığını alacak değiller de bir de bir davranış da bir takdir olur seyircide. Çok, çok bak Adem Kılıççı bana verdiği cevabın sonunda şunu söylüyor. O cümleyi okumadım. Onu da okuyayım. Oha Sonuçta abi. o şampiyonluk Nisan sevenler ve onun ekibinin başarısıydı. Yani e, çok güzel bir organizasyon. SMS organizasyonu hmm. ve arkanda sana bağlı. E, var yüz, mı favoriniz yüz binlerce, şu anki kadroda? Yüz, şu anda, favoriniz var mı? Sizce kim finale gider? Şu anki kadroda. E, Nagihan olsun isterim. Ben bir tek Nagyan tanıdığım için Nagyan diyorum Na, evet. <laughs> diye tanımıyorum. Ben Nagyan'ın son üçlüye kalacağını düşünüyorum. Mm -hmm. Ama Nagihan birinci olur mu isterim. bilmiyorum. Olabilir. Birinci olma yani potansiyeli kimde var şu an? Dediğim mücadelesinde Nagyan'ın elenmeyeceğini düşünüyorum. Nagyan çok güçlü bir karakter. Yani o Geday olabilir. Şu anda performans olarak en önde o geyda. Bakayım mi seyircilerimiz ne diyorlar. Var. Kim birinci olabilir diyorlar. Sizce? Valla ben bir tek Nagihan'ı tanıyorum o yüzden Hani gönlüm yandan yana elbette tanıdığım için. Peki kısa da bir reklam aramız var. yorumları da bekliyoruz bu arada. Ben ayı. de Bekleyin. bakıyorum. Merve Bolor Eser Yenenler'in programına katılmıştı ve ilginç açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır bu kadar samimi bulmamıştık Merve Bolor'u yaptığı açıklamalarda. Hatta dedi ki ben aile çocuğuyum dedi. Sonra da sevgilisiyle bakın nasıl görüntüler vermiş. Yani, yani sevgilisi ve Merve Bolor'un. Sıcağı sıcağına gelen görüntüleri. Yani e, Merve ile ilgili yakın çevresinin Merve'nin biraz toparladığını e, biraz daha kendini iyi hissettiğine dair e, olduğunu söylüyor yakın çevresindeki arkadaşları. E, herhalde yavaş yavaş üstündeki o şeyi atıyor travmatik e, duygusal durumu atıyor, kendine geliyor olabilir. Yani e, mutlu olsun genç bir kadın en nihayetinde. Belli ki aşktan da beslenen bir kadın ve daha önce yaşadığı evlilikteki o ne yaşadıysa ve hiç paylaşmadığıysa, evet. şahit olduğu durumun yaşattığı o travmatik süreci belki de mutlu bir ilişki tölere edecek ve tamir edecek. Ondan sonra da biz e, Merve'yi tekrar yine böyle güzel projelerde görmeye başlayacağız. Yani e, ilişki iyi gelebilir Merve'ye ama Umarım doğru bir tercih yapmış ve ona iyi gelecek bir insandır. Mesela Mert de çok iyi bir çocuktur. Mert benim Eski kardeşim eşit. gibi evet. Murat'tan sonra evlendiği aranjör DJ Mert Aydın. Çok Ama iyi bir, bir çocuktur. Ama Mert'le bir şey yok. Değil mi? Ama, yani şu anda hiçbir şey yok. Ama Mert Mert'le çok iyi arkadaş oldu Bu, bu, bu onlar arkadaş şimdi kim? Bu arkadaş. Mert'te kim? de iyilerde de 53 gün evli kalabildiler. Evet, 53 evet. gün sonra birbirini tanımaz hale geldiler. E, acaba bu da bir DJ mi? Yine bir kumral mi? mı bulmuş? He? Kumral erkekleri kumral. beğeniyorum diyor sürekli. Müzik Mert sarışın. Yapmak... Kumralcıyım diyor. Mert bayağı sarışındı. Müzik yapmak istiyor ya. Acaba müzik sektöründen bir arkadaş mı? Birisi mi, Bir sevgili mi buldu kendisine? Hiç tanıdık bir simaya benzemiyor. Belki de bilindik bir insandır ama görselde çok anlaşılabilir gibi gelmedi bana. Evet. Ama müzikle ilgili yapmak istediği çalışma için Mert Aydın'ı aramış zaten hani yapacağı hmm. işe bak yine hala ona güveniyor demek ki aralarında hmm. bir dostluk arkadaşlık durumu devam ediyor ki yapmak istediği bir proje olunca yine Mert'ten yardım isteyecek bir samimiyetleri var onun dışında eğer bir ilişkisi varsa Mert'le çalışmasını istemeyebilirdi. Ee, o yüzden belki de bu beyefendi yani, müzik piyasasından olmayabilir. Ama yani uzun ömürlü olsun ya hata yapma lüksü yok artık yani ilişkilerde bu kaçıncı ayrılık yaşadı değil mi en son yani Mert'le de 52 gün sürdü evliliği. Murat Dalkılıçlar öyle. Ondan sonra şey o, Hakan mi? Hakan Sabancı onu hayal kırıklığına uğrattı. Bu çocuktan uğrattı. hoşlanıyor bakışlarına bakarsanız evet. onun daha çok ilgisi Merve var. Kimin? Adama daha çok ilgili. bak. Öyle mi? Üzerine bak, mi? Bak bir bak. kadın şöyle ha. elini böyle çenesinin altına Dayamış. koyup bir erkeği böyle gözlerini ayırmadan izliyorsa çok hoşlanıyordur. Çocuk da bu yakışıklı bak, ama bak Ne bak, telefonuyla ilgileniyor ne etrafa bakıyor. Evet. Bak sarılmış. Aa, öptü öptü, gibi öptü, öptü 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 öptü. Aşık çocuğa yani. Öpüyor öpüşüyorlar ya öpüşüyorlar gördün değil mi? <laughs> e sevgililer normal bile laf. Evet ama yani ilk kez işte. görmüş böyle bir şey. Öptü öptü öptü. yani. Yani masum bir buluşma değil. Niye bir insan i̇lerlemiş. birini öpünce masumiyetini i̇lerlemiş, mi kaybediyor? İlerlemiş oradan başka yere gider onlar. Bak ya bir evet. insan bir insanı öpünce masumiyetini kaybediyormuş gibi konuşuyor ya. Hayır bir yani, yan yani ilerlemiş. Dünyanın en güzel şey insanların birbirini seviyor olması. Ya aşk başlamış aşk başlamış anlamında söylüyorum. Yeni tanışma değil. Aşık ve birini seven bir kadın kimseye zarar veremez Ben de düşünüyorum Soğunmasız biliyor musunuz? Evet. E, galiba programımız bitti logo evet. düştüğüne göre. Merve Boluğur eğer aşkı tam bulursa evlenip e, yuvasında mutlu olur ve işe i̇ş devam etmez bence. E, Yarın e, 8.45'te yeniden buluşacağız. Şimdi görüşürüz